kesme zararlanmasını işlemiştik. Bugün uygulama yapmak istiyorum. Bir iki örnek yapacağım.
problemin ifadesi şöyle. Şekilde yatay bir amiline, şöyle size doğru, yatay bir amiline bir D pini ile bağlanan, D pini ile bağlanan bir B manivela kolu görülmektedir. Bu manivela kolunun diğer ucu çatal şeklinde olup şekildeki pin bağlantısıyla bir FK ağırlığını taşımaktadır. Sistemin taşıyabileceği maksimum FK ağırlığını ve buna göre C pin çapını hesaplayınız deniyor. Demek ki taşınabilecek en büyük FK ağırlığı nedir? Bir de şuradaki C piminin çapı ne olmalıdır diye soruluyor. Sadece kesme zorlanması göz önüne alınacak. Yani yüzey basınçlarıyla falan ilgilenmeyelim. Bir kesme sorusu olsun sadece. Geçen dersimizde kesme zorlanmasının önümüze çıkış şekillerini anlatırken buna benzer bir örnek vermiştim. Demiştim ki bir mil göbek bağlantısında eğer bu parçayı, göbeği döndürmeye çalışan bir kuvvet olursa sürtünmeyi iner ve bunun etrafında döner. Dönmemesi için buradan bir pimi takarız ve pim kesilene kadar dönmeyi engelleriz demiştim. Bunun ucuna FK ağırlığını da başka bir uygulama olsun diye şöyle bir çatalla uyguluyoruz. Yani şurada bir uçta çatal var. Buradan da yatay bir pim geçirilmiş durumda. Ve FK ağırlığı bu şekilde etkiliyor. Ne gibi tehlikeler oluşur? Birincisi, bu FG çarpı L momentinin etkisiyle burada kesme kuvvetleri oluşur ve D pini kesilebilir. İkinci tehlike ne olabilir? FG'nin etkisiyle, evet bakınız şuradan ve şuradan FG artık şöyle etkildiğine göre bu görünüşte. Şuradan ve şuradan ne yapabilir? Şu C pimini kesebilir. Bu tehlikelere göre hesap yapacağız. Başka bir tehlike de şudur aslında. Burada tabii yüzey basınçları da oluşur. Ama kesmeye göre şu an hesap yapalım. Konumuz daha çok bu. Öncelikle oluşan moment nedir? Bu momente M0 mesela dersek FG çarpı L'dir. Bu momentin etkisiyle kime? Şu kuvvetler gelecek. Diyelim D diyelim o zaman. F'd kuvvetleri gelecek. Bu kuvvetler pimi kesmeye çalışacak. Oluşan kuvvetlerin momenti FG'nin momentine eşit olacağına göre kuvvet çiftinin değeri nedir? F'd çarpı şuradaki amirinin çapı. DA. Kuvvet çarpı kuvvetler arasındaki mesafe çiftin değeridir. Böylece biz FG'yi bulabiliriz. FG çarpı D bölü DA görüldüğü gibi DA'dan epeyce büyük olduğuna göre bir manivela gibi etkitip kuvvetimizi büyütüyor. Buradan 2,5 FG olarak yazılabilir. 15, 6'ya bölündüğünde evet. 2,5 FG. FG sorulduğuna göre şu anda bir şey
öfkeyi bilmiyoruz, ancak hükümün kesilmesi göz önüne alınırsa buradaki veya buradaki kayma görülmesi ne olur? Öfke bölü oradaki alan değil. D, D kare bölü 4. Bu toka emniyete eşit olmalı. Bu toka emniyetin küçültülmüş emniyet olduğunu bir kere daha söyleyeyim. Çünkü form faktörü göz önüne almadım. Küçültülmüş olarak veriliyor. Buradan tabii ki FT yerine 2,5 FT konursa FK çekilebilir. 10.183 milyon. Böylece buradan taşınabilecek kuvvet ortaya çıktı. Şimdi C, bu kuvvet uygulandığında C'nin çapı ne olmalıdır sorusuna cevap verebiliriz. İki etkili olduğu anlaşılıyor. Çünkü buradan ve buradan kesmeye zorlanıyor. Ona göre C küminde tolka eşit olur. FG bölü 2 tane İGC kare bölü 4. Bu da emniyete eşitlenirse GC çapı bulunur. 8 milimetre yaklaşık. Evet, bu soru bu kadar diyebiliriz. Diğer bir örnek, bir tens olsun. Şöyle şematik olarak çizmeye çalışalım.
Yani 4 milimetre. Pil çapı. A eşit 225 milimetre. B eşit 50 milimetre. Alfa 45 derece. Doğa emniyet eşit 60 Newton bölü milimetre kare. Sorulan bu penseye uygulanabilecek en büyük el kuvveti nedir? Şematik olarak bir pense görüyoruz. Biliyorsunuz pense iki parçadan oluşur. Bu iki parça şu A, büyük A noktasında birbirlerine mafsallanmış durumdalar. Yani bir parça öbürüne göre dönebilir. F kuvvetleriyle sıktığımız zaman, mesela burada bir ceviz olsun, onu kırabiliriz. Niye? Çünkü burada iki basma kuvveti o parçaya etkileyecektir. Yani cevizin durumu şudur. Diyelim F'dir. Cevizin durumu buysa parçamızın durumu da bu parçalardan birini çok şöyle çizgilerle şematik olarak gösterirsek şurada bir mafsal var. Şöyle. Tabii ki F'su kuvveti cevizimize yukarı doğru böyle geliyorsa tepkisi de bize böyle olacak. Bunu bir mesnet gibi düşünebiliriz. Şuradan da F kuvveti geliyor. Bu mesafe A. Cevizden itibaren mesafede B. Şurası. Tabii biraz bu uzaklığı abartılı çizsek de durum bu. Şurası A noktası. Kuvvet analizini bu şekilde yaptıktan sonra ne gibi bir tehlike söz konusudur diye düşünüyoruz. Tabii ki tehlikeden kastım cevize gelen tehlike değil, pensemize gelen tehlike. Pensemize ne gibi tehlike gelebilir? Diyelim bu çetin bir ceviz, oldukça sağlam. Taş koymuş olabiliriz, taş olarak düşünün. Bir taşı sıkmaya çalışıyorsunuz penseyle. Pensede ne gibi bir tahribat beklersiniz? A noktasındaki pin kesilir ve pense iki parçaya ayrılır. Tabii ki bunların eğilmesinden falan da bahsedilebilir ama bu pinin kesilmesi yanında çok çok ötede bir tehlikedir. Yani önce pimin kesilmesiyle karşılaşırız. Bu oldukça rigid'tir eğilmeye karşı. O bakımdan pensemiz için söz konusu olan tehlike A noktasındaki pimin kırılması, yani kesilerek ikiye ayrılmasıdır. Pimi kesmeye çalışan kuvvet ya da kuvvetler A noktasındaki yatay ve düzey kuvvetlerin bileşkesidir. O halde A noktasına iki tane tepki yönlerini bilmek şart olmamak üzere koyalım. Bunlar FAX, FAY tepkileri olsunlar. Madem ki sistem dengededir, o halde denge denklemlerini yazalım.
A noktasına göre moment alırsak F küçük a eşittir F üssü küçük b olacak. Buradan F üssü eşittir F çarpı a bölü b olur. A b'den epeyce büyük olduğuna göre yani bir kaldıraç gibi etkir. Yani F'den daha büyük bir kuvvet gelir. C'mize. Amaç da bu zaten. Kuvveti büyütmek. 4,5 F'miş. Demek ki parçamıza sıktığımız parçaya gelen kuvvetimiz 4,5 F. Devam edelim. Şu tepkiler ne olur? Bir yatay denge denklemi yazarsak F A X eşit olur. F üssünün yatay bileşenine. Açımız 45 derece olduğu için sinüs kosinüs ayırt etme gibi bir derdimiz yok. F üssü çarpı kök 2 bölü 2 yani 4,5'ün yarısı 2,25 olur. 2,25 F. Efendim? Kök 2'si de var. Haklısınız. Onu da şuraya sıkıştıralım. Toplam Fy eşit 0. Bu da yine F üstü kök 2 bölü 2 aşağı doğru. Eksi Fy yukarı doğru artı F eşittir 0. Buradan da yine F üstü yerine konularak Fy bulunur. Fy eşit kökü de alırsak 4,182 yapmış. Fax kök 2 ile 2,25'i çarparsak 3,182 F çıkıyor. Şimdi yapamayacak iş, bu ikisinin bileşkesini almak. Pisagor bağıntısına göre FA eşit kare kök FAX kare artı FAY kare olacaktır. Yerleştirirsek o iki değeri buraya 5,255 F yapıyor. Kayma görülmesi nedir? Oluşan kayma görülmesi. Bu pim için. FA bölü tek etkili olduğuna göre bir yüzeyinden kesildiğine göre pim. Pi D kare bölü 4. Yani 5,255 F çarpı 4 bölü pi de kare eşittir bu malzeme için küçültülmüş olan emniyet görülmesine. Emniyet görülmesi verildiğine göre mesele yok. Şuradan F çekilebilir. F en fazla 143,5 N olabiliyormuş. Yaklaşık 14 kilogram. Bundan daha büyük kuvvet kimi kesecektir. Demek ki size herhangi bir şekilde bir mafsaldaki pimin durumu sorulduğunda oraya gelen iki kuvvet bulunacak, birleşmesi alınacak ve kayma görülmesi hesaplanacak.
başka bir örnek. Yıkama bağlantısı. Bu da bir kama bağlantısı. Bakınız, gene geçen ders söylediğim gibi bu silindirik parça, mil diyelim, silindirik parça diyelim. Şu gene silindirik boşluğun içinde geçiyor. Bir ev kuvvetini taşıması istemiyor. Yani buradan çıkmamasını istiyoruz.
Bunu nasıl engelleriz? Mesela bir kamayla burada şöyle bir oyu kaçarız. O yağı yanda görüldüğü gibi hafif eğimi olan bir prizmatik parçayı takarız. Böylece artık F kuvvetinin etkisiyle hareket edemez. Yani bu kuvveti taşır. Ancak bağlantıyı bekleyen tehlike nedir? Kesmedir. Kama ne yapıyor? Bu ön ve arka yüzeyden ya da buradan ve buradan kesilir. Ve bağlantı çözülür kamanın kesilmesiyle. Evet. Şüphesiz ki parçanın kendisi içinde bir takım tehlikeler söz konusu. Kama çok sağlam çıkabilir. Bu kametler zaman bu ihtimaller vardır. Kama çok sağlam olduğu zaman neler olur? Bir, kama tarafından zayıflatılmış olan parça şuradan değil mi? Kopabilir şuradan. Parçalanabilir. Zayıf yeri burası çünkü parçanın. Başka kama kesilmez ama şuradan yırtarak aşağıdan çıkabilir değil mi? Perçinlerin levha kenarına yakınlığı önemlidir diye bir şeyden bahsetmiştim. İşte burada da şu Y onun için soruluyor. Y çok küçükse, iyice şuralara gelmişse buradan yırtarak yani keserek çıkar. Bunların hepsi sistemi bekleyen tehlikeler. Kamanı nereden çıkar? Aşağıdan. Bu. Yani mesela yanındaki yüzeyde sol tarafa çıkabilir mi? Sol taraftan İçinden çıkabilir mi? Şöyle mi? Böyle çıkması için o doğrultuda bir kuvvet lazım. Yok, böyle bir işte mevzubahis değil. O zaten mukavemeti ilgilendiren bir durum değil. Siz eğer bunu gevşek takar, böyle de bir kuvvet uygularsanız çıkar. Konikliği, yani burada silindirik olmadığı için konik diyemem de, eğimi zaten bunun için veriyoruz. İyice sıkışsın diye. Bu eğim tabii oldukça abartılmış durumda. Böyle. Görülecek kadar çok değil, hafif bir konikliktir. Dolayısıyla gene koniklik dedim, özür dilerim. Hafif bir eğimdir. Vurdukça sıkışır. Çözmek isterseniz arkadan vurursunuz. Çıkar. Yani çıkması diye bir şey şu anda mukavemetin konusu değil. İyi çaktığımızı düşünelim. Ayrıca çıkmak bir deformasyon da değil biliyorsunuz. Şekil değişimi değil. Evet, sorulanlar. Çubuğun taşıyabileceği F kuvvetini bulunuz. Birinci soru. En fazla ne kadar yük taşır? X ne olmalıdır? Y ne olmalıdır? Şimdi çubuğun kopmasından başlayarak düşünelim. Çubuk şu sağlam olduğu alt taraftan kopmaz. Zayıflamış olan şuradan, şurada bir yerden hepsinin durumu aynı, kopabilir. F kuvveti bölü çubuğun zayıflamış alanı. Şöyle bir çizersem, neyi çiziyorum? Şuradan çizip, üstten bakıyorum. Şuradan kesip, üstten bakarsak. Şöyle bir alan görürüz. Şurası delta. Delta'dır. Burası delta'dır. Uçlar artık yuvarlanır. O halde sigma çekme eşittir. F kuvveti bölü bu taradığım alan. Pi d kare bölü 4 eksi d çarpı delta.
eşit olmalı sigma çekme emniyete verilmiş. O halde bu bağıntıdan hemen kuvvetin en fazla ne olabileceği bu tehlike açısından ortaya çıkar. 136.350 Newton. Evet. Bu tehlikeyi bu şekilde engellediğimizi düşünüyorum. Kamanın kesilmesi tehlikesi. Bu ne oluyor? Çubuğun kopması. İkinci tehlike, kamanın kesilmesi olsun. Evet, söyleyin. OK eşittir. F bölü kama şu önden ve arkadan hangi yüzeylerden kesiliyor? Bakınız, delta çarpı x. İki tane, önde ve arkada. Çünkü F kuvveti bu alana paralel. Onun için kayma yarılması. İki tane delta x. Bu da eşit olmalı. Tolga emniyete. Buradan da F'i yerine koyarsak x sorulduğuna göre x eşittir 8,1 santimetre. Üçüncü tehlike, artık ona çubuk kenarında kayma diyelim. Şu şekilde şuradan çıkması. O da, bakınız, şundan şöyle çıktığına göre karşında olduğu gibi, İki tane y çarpı dik olan boyut ne? D. Gd ve yd var. Bu da eşit. Tolga emniyet. Buradan da y dilimli yeri F'in yerine konmasıyla 1,95 santimetre. Hocam neden iki tane aldığınızı bir daha anlatabiliriz? Dersinde de anlatmıştım. Şekli hatta şöyle çizdiğimi hatırlıyorum. Bir bu alan demiştim. Bir de perçin böyle kesip çıktığına göre karşıdaki alanı ellerimde şöyle yapmıştım. Bu iki yüzeyi keserek çıkıyor demiştim. Burada da 2, 1 buradan, 1 buradan olduğu için. Bir yüzeyi keserek çıkması mümkün değil. Evet. Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Bu şeklimiz perçinlik tabii. Evet. O zaman dersimiz bu kadar. Kesme konusunu aşağı yukarı halletmiş olduk.